çalık. Açın üzerine dokuz yorgan örtseler uyuyamaz, sözünü çalık çok iyi anlamıştı. Son yiyeceklerini anasıyla karısına ve üç çocuğuna verip kendi aç yattığı için bütün gece üşümüş, uyuyamamıştı. Bir gün önceden de ağzına bir şey koymamıştı. Bu kış işler düzeninde gitmiyordu. Çalık, erken davranıp da bir geyik, hiç olmazsa bir tavşan avlamazsa işin nereye varacağını bildiği için çok erkenden kalkarak daha yöneldi. Bir tavşan avlayabilmek için sadağındaki otuz oku harcamağa razıydı. Atını sürerken karanlıklar arasında bazı gölgeler görür gibi oldu. Bakışlarını keskinleştirdi, kendisi gibi birçok atlılar da avlanmak için dağa, ormana gidiyorlardı. Canı sıkıldı, atını mahmuzladı. Dağa vardığı sırada gün ışımıştı. Çalık bir de bakıp dağda yüzlerce atlıyı görünce apıştı, burada tavşandan çok kişi var, dedi. Demek ki dün gece aç yatan yalnız kendisi değildi. Bunu düşününce sevindi. Elle gelen düğün bayram diye düşündü. Av aramağa koyuldu. Dağda birleşip sürek avı yapanlar vardı. Bağırıp tavşanları, sığınları ürkütüyorlar, sonra ardından dört nala at sürerek okluyorlardı. Bir geyik vuranlar daha çok durmuyorlar, geyiği paylaşarak dönüyorlardı. Fakat burası o kadar kalabalıktı ki bir tavşan, hele bir geyik avlamak her kulun başına konan devlet değildi. Çalık üç defa ok fırlattığı halde bir şey vuramamıştı. Açlıktan elleri titreyip gözü karardığı için iyi gezleyemiyordu. Vakit öğleye yaklaştığı halde daha iyi bir av yakalamayan çalığın birden gözleri parladı. İşte birkaç yüz adım ileride iri bir tavşan, karşıki düzlüğün bittiği yere doğru kaçıyordu. Çalık da, düzlük bitmeden hayvanı vurmazsa elden kaçıracağını anladığı için yaman bir hızla at sürüyordu. Tavşan düzlüğün sonuna yaklaşmış, arada yüz adım kadar bir açıklık kalmıştı ki, çalık okunu fırlattı. Bir anda tavşanın tepetaklak sıçrayıp düştüğünü gördü. Almak için yaklaştı. Fakat hayvanın yanına varınca o kadar şaşırdı ki, az kalsın atından aşağı yuvarlanacaktı. Çünkü tavşanın gövdesine iki ok saplanmıştı. Çalık attığı okun tavşana nasıl iki ok olarak saplandığını düşünürken biri soldan biri de karşıdan düzlüğün bittiği yerden olmak üzere iki atlının çıka geldiğini gördü. Üç atlı tavşanın önünde karşı karşıya durarak bakıştılar. Çalık işi kavramıştı. İki atlıya sordu: "Okun birini ben attım. Ötekini hanginiz attınız?" Atlılardan biri cevap verdi: "Okun birini ben attım. Öyleyse tavşan ikimizindir. Bölüşürüz." Fakat üçüncü atlı çalığa şöyle dedi. Tavşanda senin payın yoktur. Tavşan ikimizin. Deden. Tavşana değen ikinci ok benimdir. Çalık duraksadı. Tavşanı ben de vurdum. Benim payım da olmalı. Tavşanda iki ok var. Tavşan vuranlarındır. Anlaşılıyordu ki tavşana üç atlı da ok atmışlardı. Fakat bu oklardan ikisi tavşana değmişti. Buranların bu üç kişiden hangisi olduğu belli değildi. Atlılardan biri sadağından birkaç ok çıkardı. Çalığa ve ötekine göstererek şöyle dedi, benim oklarımda ikişer çentik vardı. Tavşanda iki çentikli ok varsa yarısı benimdir. Çalık da sadağından oklarını çıkararak gösterdi, benim damgam çatışmış iki çizgidir. Öteki atlı ok çıkarmadı. Benim oklarımda damga yoktur, dedi. Üçü de atlarından indiler. Tavşana saplanan iki oku çıkardılar. Birisi, işten benim okum. Üstünde iki çentik var, diye gösterdi. İkinci oku eline almış olan çalık kendi damgasını arıyordu. Çalığın gözleri kararmaya başlamıştı. Oku öteki atlıya uzattı, bak şuna hele, iyi bak, dedi, benim açlıktan gözlerim kararıyor da göremiyorum. Benim damgamı görüyor musun? Atlı oka iyice baktı. Bunda senin damgan yok, bu benim okumdur, diye cevap verdi. İki atlı tavşanı kesip yüzüp paylaştılar. Sonra atlarına atlayarak uzaklaştılar. Çalı kafallamıştı. Tavşanı kendisi vurduğunu sanıyordu. Bu iki atlı da nereden çıkmışlardı? Gözleri tavşanın vurulduğu yere takılı beklerken bir atlı sökün etti. Çalığa seslendi, "Okunu mu arıyorsun? Şurada." Çalık atlının gösterdiği yere bakınca utancından kızardı. Çünkü kendi oku tavşandan 20 adım beriye düşmüştü toprağa saplanmış olan oku çekip çıkardı. Üzerinde kendi damgasını gördü. Durmağa gelmezdi, atına atladı. Gene av gözlemeye başladı. Bir aralık gözleri ileri çevrildi. Baktı, uzakta iki kişi at üzerinde kılıçla vuruşuyorlardı. Çalık vuruşu görünce avı, açlığı unuttu. Dövüşenlere doğru atı mahmuzladı. İki er yalnız kılıçla çarpışıp duruyordu. Çalık bunlardan birini tanır gibi oluyordu. Kendi kendine, belki benim tanışlardan biridir. Ona bir kötülük gelmesin, şunları ayırayım, diye düşündü. Kılıcını çekerek ikisinin arasına girdi. Atını şahlandırarak bağırdı, ulan alık mısınız be? Ne dövüşüp duruyorsunuz? Galiba toksunuz da avavlayacak yerde buraya gelmiş keyif ediyorsunuz. Atlılar ayrıldılar. İkisi de yaralıydı. Biri cevap verdi, tavşan benimdi. Bu, ben vurdum diye almak diliyor. Kormuyum öteki atlı haykırdı. Hayır, tavşan benimdir, ben vurdum. İkisi de yerdeki tavşanı önce kendilerinin vurduğunu öne sürerek almak istiyorlardı. Bu yüzden iş dövüşe varmıştı. Çalık araya girdi. Tanrı böyle istemiş. İkinizin oku da vurmuş. Ne dövüşüyorsunuz? Ben demin alığın birini gördüm. Attığı ok tavşandan 20 adım uzağa düşmüştü. Gene tavşanı almak istiyordu. Siz ise uslu kişilersiniz. Bu size yakışmaz. Ben size tavşanı üleştir vereyim. Çalık yere sıçradı. Tavşanı yüzdü. İki denk parçaya ayırarak atlılara verdi. Atlılar birer, sağ ol, dedikten sonra çekip uzaklaştılar. Çalık bir zaman arkalarından baktı. Sonra elini dizine vurarak bağırdı, tuh, aybız alsın, ben bunlardan kendime biraz et isteyecektim. Çalık, dövüşü seyrederken unuttuğu açlığını gene hatırladı. Atını sürdü, ormanın kıyı dönemecini dönünce durdu. Yerde okla vurulmuş bir tavşan yatıyordu. Çalık vurulup da eyesi çıkmayan avı görünce şaşaladı. Deminki dövüşe göre bu tok gözlünün kim olabileceğini düşündü. Fakat bu düşüncesi uzun sürmedi. Çalık, onbaşı Sançar'ı tanıdı, onbaşı Sançar. Bu tavşanı sen mi vurdun?" diye sordu. Onbaşı azarlar gibi cevap verdi, "Ben vurdum. İstersen al." Çalık, onbaşının bu hediyeyi nereden aklına eserek verdiğini düşünmedi. Bir sıçrayışla yere atladı, tavşanı aldı, sonra onbaşıya dönerek, sağ ol onbaşı, iki gündür bir nesne yemedim, bu da olmasaydı açlıktan geberecektim, dedi. Onbaşı asık yüzüyle sordu, iki gündür nesne yemedin mi? Yemedim ya. Neden yemedin? Yiyecek bulamadım. Yiyecek bulunmaz olur mu be? Al şunu iç. Onbaşı sançar kımız çamçağını çalığa uzattı çalık yarım çamçak kımızı bir dikişte bitirerek çamçağı geri verirken, sağ ol onbaşı, diye bağırdı. Çalığın gücü yerine gelmişti. Onbaşı sançar atını sürerek uzaklaştı. Çalık, sevinçten bayağı esrik olmuştu. Artık eve giderek bu tavşanı kızartıp yemekten özge yol kalmıyordu. Bayıra gelirken birdenbire durdu. Onbaşı yamtarla karşılaşmıştı. Yamtarın da elinde iri bir tavşan vardı çalık, onbaşı, iyi hava avlamışsın, dedi. Yamtar somurtarak cevap verdi, neresi iyi be? Bu tavşan benim dişimin kovuğunu doldurmaz. Ya evdeki kalabalık ne yiyecek? Yamtar, çalığın tavşanına gözlerini dikerek sordu, senin tavşanın yarısını bana satar mısın? Ne verirsin? Yazın Çin'e akın ettiğimiz zaman sana bir dana yahut üç koyun veririm. Verirsin ama beni o zaman bulamazsın. Neden? O zamana deyim ben açlıktan ölürüm. Yamtar'ın canı sıkıldı. Birdenbire çalığa şöyle dedi, tavşanına benimle güreş tutar mısın? Çalık bir düşündü. Eve bir tavşan yerine iki tavşanla dönmek çok güzel olacaktı. Sevinerek cevap verdi, tutuşalım. Yamtar'la çalık attan inerek kılıç ve sadaklarını çıkardılar. Tutuştular. Vakit öyleydi. Yamtar daha iri yarıydı ama çalık biraz önce içtiği yarım çamçak kımıza güveniyordu. Tavşanlar yerde yatıyor, iki güreşçinin de kendilerinden daha tok olmayan atları gezinerek otluyorlardı. Çalık, güreş başlar başlamaz saldırarak yamtarı yere vurmak istedi. İstedi ama çam kütüğüne benzeyen yamtar öyle kolay kolay devrilmiyordu. Çalığın attığı yaman bir çelme boşa gitmişti. Çalık bir ağaca çelme atmış gibi bacağı acıyarak kendisini sırt üstü düşmekten güç kurtarmıştı. Çalık, uzun zaman uğraşınca yoruldu ve yeniden acıktı. Bu kadar didinmeye onbaşı sançarın yarım çamçak kımızı dayanamamıştı. Şimdi saldırmak sırası Yamtar'a geliyordu. Artık ayakta güreşemiyorlardı. Yamtar, çalığı belinden kavrayarak yere çalmıştı. Öyle yaman çalmıştı ki kendisi de yere yuvarlanmıştı. Birbirlerine sarmaş dolaş olmuşlardı. Kimin altta, kimin üstte olduğu belli olmuyordu. Çalık kalkamazsa yenileceğini anladı. Silkindi, kalktı. İki güreşçi karşılıklı bakıştılar. Girişmeye kıyışamayarak birbirlerinin çevresinde döndüler. Sonra birdenbire kızışarak gene kapıştılar. Yorgun oldukları için oyunla güreş kazanmak istiyorlardı. İki usta güreşçi şimdi pek güzel bir güreş yapıyorlardı. Çalığın güreşte yaman bir oyunu vardı karşısındakini ellerinden yakalayarak kendisi birdenbire fırlayarak havadan yere düşen ötekinin üstüne çullanır, sırtını yere getirirdi. Çalık bir eliyle yamtarın ensesini tutmuş olduğu halde, öteki eliyle onun bileğinden yakaladı. Kendisini sırt üstü yere attı. Yamtar da onun üzerine düştü. Fakat çalık bir ayağını kaldırmıştı. Yamtar, çalığın ayağının üstüne düşerken, o ayağıyla yamtarın ağır gövdesini kaldırarak kendi başına doğru attı. Yamtar havada bir takla katarken çalığın başı sırasında düşerken çalık fırladı. Yamtar'ın üzerine çullandı. İşte Yamtar'ın iki omuzu birden yere gelmek üzereydi. Fakat Yamtar kolay kolay yenilir mi? Üzerine abanmış olan koca çalık sanki bir yorganmış gibi, Yamtar bir kımıldadı, kalkındı. Çalık da onu kaldırmamak için yapıştı. Bu kakışma kötü oldu. Çünkü uzun zamandır süren bu güreşte iki güreşçi bayırın kıyısına geldiklerini sezmemişlerdi. Bu kıpırdayış üzerine ikisi de birbirlerine sarılmış oldukları halde bayırdan aşağı yuvarlanmaya başladılar. Bayır, aşağı yukarı yüz adım kadar vardı. İki gök Türkçerisi yuvarlana yuvarlana düzlüğe indiler. Birbirlerine sıkı sıkıya yapışmışlardı. Eğer düştükleri yer bir su birikintisi olmasaydı ayrılacakları da yoktu. İyice kızışmış olan güreşçileri bu soğuk su üşütmedi. Bilakis terlemiş oldukları için bu onlara serinlik verdi. Sudan çıkarak yeniden güreşe başladılar. Güreş o kadar uzun sürmüştü ki artık akşam olmuştu. Ortalık kararmaya başlıyordu. Bir aralık nasıl oldu bilinemez. Çalığının ayağı bir taşa takıldı ve çalık kendini sırtüstü yerde buldu. Güreş bitmiş, çalık yenilmişti. Yamtar soluyarak şöyle dedi: "Yenildiğin iyi oldu. Bak akşam olmuş." Çalık cevap verdi: "İyi olmadı. Tavşan gitti." İyi oldu, yoksa bu gece aç kalacaktık. İyi olmadı, bu gece aç kalacağız. İkisi de demin yuvarlandıkları bayıra tırmandılar. Atlar hala otluyor, tavşanlar yerde yatıyordu. İki yorgun çeri bayırı çıkınca büsbütün yoruldular. Geniş geniş soluyorlardı. Çalık yere çöktü. Yamtar da öyle yaptı. Çalık artık tavşanı da yitirdikten sonra burada daha çok durmak istemiyordu soluyarak kalktı, atına atladı, Yamtar'a hoşça kal diyerek sürdü. Yamtar onun ardından bağırdı, hey, buraya gel. Çalık döndü, Yamtar elini yere uzatarak, sadağınla kılıcını almadan mı gidiyorsun? Çalık can sıkıntısı ile ne yaptığını bilmiyordu. Atından yere indi, yorgun hareketlerle kılıcını kuşandı, bu sırada Yamtar atına atlamıştı, sürdü. Çalık bir ona bir de yere baktıktan sonra bağırdı, hey, Onbaşı, buraya gel. Yamtar döndü, Çalık sordu. Tavşanları almadan mı gidiyorsun? İkisi de yorgunluktan ne yaptıklarını bilmiyorlardı. Çalık öğleden akşama kadar canla başla güreştikten sonra tavşanı kaptırmış, evine eli boş dönüyordu. Yolda Onbaşı Sançar'a rastladı. Sançar onu tavşansız görünce sordu, tavşanı ne yaptın? Yedin mi? Çalık bir yandan atını sürdü. Bir yandan da mırıldandı. Tavşanı yemedim ama bir halt yedim ki sorma onbaşı. Çalık çadırına girince şaşkınlıktan gözleri açıldı. Karısı bir geyiği parçalamış, kızartıyordu. Bir anda iştihası açılan atuşağı kendi eli boş döndüğünü unutarak "Bunu nereden buldun?" diye sordu. Karısı biraz dargınlığa benzer bir sesle "Avladım." diye cevap verdi. Çalık içinden karısını beğenmiş fakat ses çıkarmamıştı. Anası ise açlıktan ayakta duracak gücü kalmamış oğluna yardım edecek yere ona çıkıştı. Baban sığını diri tutar, kısrağın kemiğinden kımız çıkarırdı. Sen hiç ona çekmemişsin. Çalık anasına sert sert baktı. Keskin bir söz edecekti ama karısı daha önce davrandı, Çin'de üç yıl tutsak kalıp beceriksizleşmiş. Karısı söze karışınca çalık sustu. Çünkü onun ne yaman kadın olduğunu biliyordu. O, karısını hem çok sever, hem de ondan çekinirdi. Karısıyla evlendiğinin ilk ayında bir gün onunla ağız dalaşı etmiş, sonra iş kızışmış, yumruğa binmiş, Çalık'la karısı iki pehlivan gibi dövüşmüşlerdi. Çalık bu dövüşte karısını bastıramamış, hatta eline kırbacı geçiren karısından yaman iki kırbaç yiyerek yüzü kan içinde kalmıştı. İşte mal meydandaydı, Çalık kendisine verilen tavşanı bile kaptırdığı halde karısı koca geyik yakalamıştı fakat anası işi yine kızıştırdı. Çalık, sen artık erlikten de mi çıktın? Attığın ok tutmuyor mu? Çalık Çin'de tutsak kaldığı yıllarda yalan söylemesini öğrenmişti. Kurtulmak için başka çıkar yol bulamıyordu, beni av vuramadı diye sana kim dedi? Hani nerede? Nerede olacak? Yamtarda. Neden yamtarda? Ben verdim. Niçin? Yamtar kolay kolay doyar mı? Evi kalabalık. Kişi önce kendi evini düşünür. Karın geyiği vurmasa ne olacaktı? Vuracağını bilmesem avı yamtara verir miydim? Eti kızarmıştı. Çalığın karısı önce kaynanasına, sonra çocuklara, daha sonra da çalığa birer parça kesip verdi. En sonra da kendisi aldı. Konuşmuyorlar, iştahla yiyorlardı. Çalık o gece rahat bir uyku uyudu. Düşünde hep iyi şeyler görüyor, her attığı okta bir sığın, bir geyik vurarak kimini yamtara, kimini sançara veriyor, hatta binbaşı Işbar'a Alpada dili yakaladığı bir geyiği götürüyordu. Çalik iş başında. Ertesi gün Çalık yine erkenden kalktı. Bugün tok olduğu için gücü yerindeydi. Artık ok atarken kolu titreyip gözü kararmazdı. Torbasına iri bir et parçası koyduktan sonra çadırdan çıktı. Ortalık karlarla örtülmüştü. Dün gece epey kar yağmış, bu da atlar için kötü olmuştu. Çalık tokken iyi düşünürdü. Bir gün önceki sınama onun kulağına küpe olmuştu. O artık bugün, tavşan yahut geyik vurma değil, kuş avlamaya gidecekti. Çalık eskiden beri bu ormanda küçük kuşlar avlar, bunun için de ağaç dallarından yaptığı ince okları kullanırdı. Bu kuşlar küçük, fakat çok tatlı olurlardı. Nasıl olsa evde birkaç günlük et olduğu için aceleye de lüzum yoktu. Ağaçlara tırmanmak gerektiği için çalık ata binmemiş, karları eşerek ot bulsun diye atını ovaya bırakmıştı. Çok kuş yakalarsa bunları kımızla bile değişebileceğini düşünüyordu. Şöyle bir çam çak kımız bulsa artık anasının ağız açıp dil uzatma yüzü olmayacak, karısı da sevinecekti. Çalık ormana varınca gözüne kestirdiği bir çam ağacına tırmandı. Rüzgar esmiyor, kuşbaşı kar yağıyordu. Kendini bir dala iyice yerleştirdikten sonra bıçağı ile dalları keserek yontmaya başladı. Çam ağacından yapılan oklar küçük kuşları vurmada daha çok işe yarıyordu. Dallardan yaptığı okları sadağına yerleştirirken birdenbire gözleri ileriye takıldı. Karşıdan iki yaya konuşarak yavaş yavaş geliyorlardı. Çalık bunları görünce düşündü. Bunlar da av için gelseler böyle yürümezlerdi, dedi. Gelenler biraz daha yaklaşınca çalık onların iki Çinli olduğunu anladı. İki Çinli, çalığın ağacına doğru geliyorlardı. Dikkatle bakan çalık bunlardan birinin Van Zinshan olduğunu tanıdı. Ötekine gelince, bu yoksul kılıklı, çirkin yüzlü herifi tanır gibi oluyordu ama kim olduğunu hatırlamıyordu. Çalık, gerek Shen King'in, gerekse Van Zinshan'ın pek kurumlu olduklarını işittiği için bu kılıksız Çinli ile ne konuştuğuna şaşıyordu. Bu sırada iki Çinli, çalığın bulunduğu ağacın pek yakınından geçiyorlardı. Oldukça yavaş sesle konuşuyorlardı. Böyle olduğu halde Wang Zinshan'ın Çince, "Shenking kuş kullanır, dediğini işitebilmişti. At uşağı çalık, uzaklaşan Çinlilerin ardından baktıktan sonra, ben bu herifi nerede görmüştüm, diye söylendi. Sonra kendine kızmış gibi birdenbire, Albız alsın, nerede görmüş olursam göreyim, ben şimdi kuş avlamaya bakmalıyım, dedi ve ilk okunu fırlatarak karşıki ağaçların birinden bir kuş vurdu. Çalık her vurduğu kuş için inip yine ağaca çıkarak öğleyi buldu. Yirmi kuş vurmuştu, bu, az bir şey değildi. Şimdi gidip bunları vererek kımız almaya bakmak gerekti. Çalık durmadan, alışveriş yapılan yere gitmeye başladı. Kaan, kış günleri alışveriş yapılsın diye ağaçtan, üstü örtülü büyük bir ev yaptırmıştı. Çin tüccarları, çok eski çağlardan beri, bazen ötükende kalırlar, sonra yaz olunca Çin'e dönerlerdi, onlar alışveriş yaptıkça Kaanlar onlardan vergi alırlar, böylece bu alışveriş iki tarafa da yarardı. Çalık bu büyük eve girince duraksadı. Şimdiye dek buraya birkaç yol gelmiş, fakat hiçbirinde bu kadar kalabalık görmemişti. Sağa sola bakınırken gözüne onbaşı yamtarla onbaşı Parsil ıştı. İki onbaşı Batı Kağan'ının elçileriyle birlikte konuşuyorlardı. Çalık yavaş yavaş onlara yanaştı. Bu adamlar bozuk bir Türkçe ile ve ağır ağır söz söylüyorlardı. Yamtar çalığı görünce: "Bunlar Sudak." dedi. Çalık bu sözü hiç işitmemişti. Sordu: "Sudak ne demek?" Sudaklar Batı çevresinde küçük bir budundur. Batı Kağan'ının buyruğundadırlar. Bunlar Türk değildir ama Türk dilini bilirler. Bunlar sert bir kişilerdir. Buraya da alışveriş için gelmişlerdir. Çalık sudakları bir süzdü. O halde alışverişe bunlarla başlayabilirdi. Torbasını açarak kuşları gösterdi. Bunları alır mısınız diye sordu. Sudaklar bir ara birbirleriyle kendi dillerince konuştular. Sonra bir tanesi çalığa şöyle söyledi: bu kuşların küçüklerine birer akça, büyüklerine ikişer akça veririm. Çalık somurttu. Akçayı ne yapayım? Bana kımız ver. Akça karın doyurur mu? Onbaşı Pars söze karıştı. Sen akçaları al. Bu akçalarla da gidip kımız alırsın. Bak, evin öte bucağında çinliler var. Demin kımız da satıyorlardı. Bitmediyse sen de al. Pars bu sözleri söyleyerek eliyle evin öte köşesini gösteriyordu çalık kalabalığın arasında, gösterilen yere baktı. Çinlileri gördü. Hem de bu Çinlilerin arasında sabahleyin ormanda gördüğü kılıksız ve suratsız herifi de tanıdı. Kımızın bitmesinden korkarak Sudağa bağırdı. Çabuk, akçaları ver, kuşları da al. Çalık bir davranışta kuşları torbasından boşalttı. Su dağın verdiği akçaları alarak Çinlilere doğru yürüdü. Arada 8-10 adımlık yer kalmıştı kılıksız Çinli ile göz göze gelen çalık haykırdı. Ulan Çinli, beni tanıdın mı? Fakat Çinli bu soruya cevap vermedi. Gülünç bir şaşkınlık ve acele ile yerinden fırladı. Kalabalığı yararak, ötekine berikine çarparak kapıya koştu. Ardına bakmadan kaçtı. Çalığın ağzı açık kaldı. Çinliler de şaşmışlardı. Olup biteni görenler de hep çalığa bakıyorlardı. At uşağı, bu herifin neden kaçtığını Çinlilere tam soracaktı ki, sert, gevrek bir kahkaha evin içinde çınladı. Sudaklar ise bundan bir şey anlamayarak alık alık birbirlerine bakıştılar. Sançar hem gülmekten kırılıyor, hem de kesik kesik çalığa şöyle diyordu. Çalık hala adam olmadın, hiç Çinlinin üstüne hızlı hızlı gidilir mi? İşte böyle ödü patlayıp kaçar. Belli ki canını almağa geliyorsun sandı. Genç onbaşının bu sözlerinden sonra bütün evi dolduran ve dışarıda da uğultular yapan bütünleme bir kahkaha koptu. Bütün Türkler gülüyorlar, Çinlilerden de ya korkudan, yahut da bu gülünç gerçeğin açığa vurulmasından buna iştirak ediyorlardı. Suldaklara gelince, onlar pek az gülen Türklerin yanında gülmek ihtiyaçlarını doyuramadıkları için bu fırsattan istifadeye çalışıyorlardı. Yoksa onlar olup biteni görmemişler ve kıt Türkçeleriyle onbaşı Sançar'ın katılarak söylediği sözleri anlayamamışlardı. Sançar'la çalık o kadar gülüyorlardı ki ikisi de yere yuvarlanmışlardı. Katılmamak için ellerini böğürlerine bastırıyorlar, arada bir söz söylemek istedikleri halde gülmekten söyleyemiyorlardı. Onbaşı Sançar gülmeye başladı mı, hele yere yuvarlandı mı artık bunun arkası kesilmezdi. Halbuki onun kahkahasının kendiler üzerinde öyle bir tesiri vardı ki, Sançar gülmeye başlayınca hepsi gülerler, o susmadan susmak bilmezlerdi. İşte Sançar yere yuvarlanmış, bayılacak gibi gülüyordu. Susmazsa oradakilerin hali nice olurdu. Sançar bu gülmeye belki dayanırdı ama ötekiler kendilerine pek güvenemiyorlardı. Geçen yıl Sançar'la birlikte gülerken katılıp ölen biçeri hepsinin aklındaydı. Parsla yamtar bu tehlikenin önüne geçecek yolu buldular. Yerde kırılan, kahkahalar atan sançarı omuzlayınca evden dışarı çıkardılar. Atına bindirdiler. Atın yelesine yaslanan sançarı hafifçe bağladılar. Ondan sonra atını kırbaçlayarak sürdüler. At dört nağla giderken sançar hala kahkahalar atıyor ve bu kahkahalar ovada çınlıyor, çınlıyor değil kükrüyordu. Çalık yerden kalkınca hemen Çinli sartlara yöneldi akçaları önlerine koyarak Bana bunların değerince kımız verin dedi. Çinlilerden biri akçaları saydı. 19 akça var. Sana bir çamçak kımız vereyim diye cevap verdi. Çalık çamçağını uzattı. Sonra Çinli'nin doldurduğu çamçağı dikti. Sonuna kadar içti. Bir çamçak kımızı içtiği için kıvançlı olduğu yüzünden anlaşılıyordu. Fakat yavaş yavaş yüzünün neşeli hali geçti. Mırıldanır gibi Hay albız alsın, ben bu kımızı eve götürecektim. Sançar bana her şeyi unutturdu, diye söylendi. Sonra birdenbire kaşlarını çattı. Çinli'ye dönerek sordu. Ne dedin, benden 19 akça mı aldın? Evet beyimiz. Bana bey deme, gözünü patlatırım. Ben at uşağıyım. Çalık hemen sudağın yanına koştu. Sen bana kaç akça verdin be? 30 akça verdim. 30 akça verdin de neden Çinlinin önünde 19 akça çıktı? Nasıl olur? Ben sana 30 akça verdimdi. Çalık gene Çinlinin karşısına koştu, bağırdı. Ulan Çinli, beni kızdırma. Bak Sudak bana 30 akça verdiğini söylüyor. Ben ondan aldığım bütün akçayı sana verdim. Doğru söyle. Yoksa. Çinli bin türlü yemin ediyordu. Çalık gene Sudağa koştu kolundan tutunca herifi adeta sürükler gibi Çinli Sart'ın karşısına geldi. Sudağa sordu. Bana kaç akça verdin? 30. Sen benden kaç akça aldın? 19. Ulan hanginiz yalan söylüyorsa bildirsin de gözünü patlatayım. Çinli kurnaz kurnaz gülümsemeye çalışarak şöyle dedi. Acaba akçaların yarısı beyimizin kesesinde kalmış olmasın? Ulan çıldırdın mı? benim akşam sizin beyninizin kesesine girer mi? Hayır, hayır, yani sizin kesenizde kalmış olmasın. Ne kesesi be, benim oksa dağımla et torbamdan başka kesem olur mu? Bu sırada Sudak söze karıştı. Sakın akçaları demin gülerken düşürmüş olmayasın. Çalık düşündü, acaba diye mırıldandı, bu düşünce doğru idi, fakat çalık paraları düşürmediğini pek iyi biliyordu. Biliyordu ama bu heriflerin hangisinin kendisini aldattığını kestiremediği için sustu. Zaten çok duracak vakti yoktu. Yeniden ormana giderek kuş avlamalıydı. Hiç olmazsa bir çam çakkımız daha bulup eve götürmeliydi. Bu düşünce Çinli ile sudağı kurtardı. Gün batımına az kalmıştı. Çalık yeniden torbasını doldurduğu 20 kuşla hızlı hızlı dönüyordu. Çinli sartlar gitmeden yetişip bir çamçak kımız daha almazsa anasının dilinden, karısının dargın bakışlarından kurtulamayacaktı. Bir ara ormanın çok sıklaştığı bir yere geldi. Ağaçlar burada o kadar sık idiler ki, kar bu sık ve karışık dalları tamamen yarıp yeri dolduramamıştı. Çalık adımlarını yavaşlattı. Başını yukarı kaldırarak ve adımlarıyla az gürültü yapmaya çalışarak ilerlemeye başladı. Bu sık dalların arasında birçok kuş saklanmış olmalıydı. Onları ürkütmeden görmek, sonra birden oklamak gerekti. Böylelikle alacağı kımız biraz daha çoğalırsa evdeki yeri o kadar sağlamlaşacaktı. Çalık böyle sessiz ve tetik adımlarla yürürken sol yanında bir gürültü duydu. Buna homurdanma ve solumalarda da karışıyordu. Çalık bir anda kuşları, evi, kımızı unuttu ve sola doğru yöneldi. Bu sık ağaçlar burayı epeyce karartıyordu daha birkaç adım atmadan işittiği içince bir küfür çalığı dikleştirdi. Aynı zamanda durarak olduğu yerde muhlandı. Ağaçların ancak birer kulaç seyrediği bu yerde hemen iki adam boyu yüksekliğinde bir ayı, üstü başı paralanmış üzere ayağa kalkmıştı. Çinli ile ayının arasındaki mesafe o kadar azdı ki Çinli sırtındaki sadaktan bir ok çekemiyor, yalnız elindeki iri bıçakla kendini korumaya çalışıyordu. Çalık, Çinli'nin sırtındaki sadağın, ötüken de pek görülmedik bir şey olduğunu düşünecek zamanda değildi. Ancak ufak kuşları vurmak için hazırladığı tahta okunu ayının gözüne doğru gezleyerek fırlattı. Ok ayının gözüne girmiş, fakat aynı zamanda ayı da korkunç bir saldırışla ve yaman bir haykırışla Çinli'ye saldırmıştı. Çalık daha çok durmadı, bıçağını çekerek atıldı, ayının sırtına üç defa sapladı. Bu korkunç ayı yeni düşmanının daha güçlü olduğunu görünce birden çinliği bırakarak çalığa yöneldi. Ayı ve çalık 3-4 adım aralıkla durup bir bakıştılar. Çalığın attığı ok demirden olsaydı bu ayı çoktan gebermişti. Fakat tahta ok yalnız onun gözünü kör etmiş, bu ise ayıyı çileden çıkarmıştı. Çalık canı yanan ayının ne yaman bir canavar kesildiğini biliyor, ona göre davranıyordu. Işbara Alp'ın at uşağı, binbaşının bir sözünü hatırladı. Işbara Alp, korunmak için en iyi yol saldırıştır, derdi. Ayı ile çalık aynı zamanda birbirlerine saldırdılar. İlk düşen çalık oldu. Fakat koca pehlivan iki ayağıyla birden ayının göbeğine yaman bir tekme vurarak onu da sırt üstü oturttu. Çalık daha önce kalktı. Bu düşüşten içi sarsılmış, kafası da iyice kızmıştı. Ayı daha kalkmadan fırlayarak bıçağını ayıya bir daha saplayabildi. Ayı da ayağa kalkmıştı. Yaralarından oluk gibi kan akıyordu. Çalık ayıya bağırdı. Ulan koca oğlan, kendini yamtar mı sandın? Nasıl, güreşi kazanıp kuşları da alır, gider misin? Ayı bir daha saldırdı. Bu sefer çalığın bıçağı sapına kadar ayının boğazına saplanmıştı. İli canavar olduğu yere yıkıldı, bir iki debelenmeden sonra hareketsiz kaldı. Bütün bunları ağzı açık, gözleri korkudan fırlamış olarak seyreden Çinli ayı yere yuvarlandıktan sonra çalığın kendisine doğru soluyarak yürüdüğünü görünce hemen eğildi. Yere düşmüş olan küçük takkesini aldı. Üstünü başını düzeltmeden, çalığa bir tek teşekkür kelimesi mırıldanmadan bir tilki gibi ağaçların arasına seyirtti, gözden kayboldu. Fakat bütün bunların pek kısa bir anda olup bitmesi bile çalığa Çinli'nin yüzünü iyice ve yakından görmesi için kafi gelmişti. Bu, sabahleyin Vanzin Shan'la birlikte ormandan geçen, biraz önce de kendisini görünce kaçarak onbaşı Sançar'ı güldüren kılıksız Çinli'ydi. Çalığın kafası, tanıyor gibi olduğu bu yüzü hatırlamak için bir kere daha karıştı. Kendi kendine, vay canına, diye söylendi. Gözleri sevinçle parladı sonra, bay canına, diye bir daha söylendi. Bu sefer gözleri şaşkınlıkla açıldı. Çalık etrafta korkunç işler dönüyormuş gibi sağa sola baktı. Sonra koşarak ilerlemeye başladı. Gün batalı epeyce olmuştu ki çalık soluyarak evinin kapısını açtı. Kendisine bakan anasına, karısına bir şey söylemeden kuşları yere attı. Çabucak pusatlarını kuşandı. Sonra fırlayarak kapıdan çıktı. Koşup atına atladı. Dört nağla sürüp uzaklaştı. Onbaşı Pars. Onbaşı Pars bir çam ağacına dayanmış, düşünüyordu. Yamtar, onun karşısında duruyor, büyüyecek bir tahta parçasına bıçağı ile bir şey kazıyordu. Hava karlı, fakat ötü kendiler için güzeldi. Yamtar başını kaldırdı. ''Biliyor musun, şu ağacında çok salak kişiler var.'' dedi. ''Neden bildin?'' ''Suldaklarla konuştum da anladım.'' ''Suldaklar sana ne dediler?'' yeryüzünde en tatlı işin alışveriş yapıp akça kazanmak olduğunu söylediler. Pars yüzünü ekşitti. Bu onların salaklığını değil, korkaklığını gösterir, dedi. Yamtar anlatıyordu. Ben onlara savaş mı tatlıdır, alışveriş mi? diye sordum, güldüler. Kendi aralarında, kendi dillerince konuştular. Dilleri de hiç insan diline benzemiyor. Sana ne cevap verdiler? Savaşta kişiler ölür. Tat bunun neresinde dediler. Hay salak kötü kişiler hay. Demek savaşın tadını almamışlar. Öküze kımız versen tadını alır mı? Bunlar da öyle. Yamtar da öfkelenmeye başlıyordu. Şu Çinlilerle Sudakları hangi tanrı yaratmış? Böyle budun yaratmaktansa yek. İşleri güçleri yalan dolan. Alçak, korkunç kişiler. İşte uzaktan Çinliler geliyor. Onbaşı Pars'ın keskin gözleri çok uzaktan gelen ve 3 Çin subayını seçmişti. Çinliler oldukça hızlı at sürüyorlardı. İki onbaşıya yaklaşınca yavaşladılar. Birbirleriyle konuşuyorlardı. Yamtarla Pars hiç sevmedikleri Çinlilerin yüzlerini görmemek için onlara arkalarını döndüler. Bu sırada Shen King, Wan eğilerek bir şeyler söyledi. O da gülümseyerek atını döndürdü ve iki onbaşının yanına geldi, sizi selamlarım yiğitler. Dedi. Pars saldırmadı. Yamtar ters ters baktı. Van Zin Shan gülerek sordu, Yüce Beyimiz Shen King'den izin aldım. Sizinle at yarıştırmak istiyorum. Kendinize güveniyor musunuz? Yamtar şaşırdı. Anlamadım. Sen mi yarışacaksın? Kiminle yarışacaksın? Sizinle. Pars cevap verdi. Ötüken de çocuk mu yok? Sen onlarla yarış. Çinli gülüyordu. Yüce Beyimiz bana bir altın akça verdi yarışı kazanan akçayı alacak. Yüce Bey'in canı bize bir altın akça vermek mi istiyor? Çin subayı meydan okuyordu. Kendine güvenen er alanına çıkar. İki onbaşı bakıştılar. Çinli onları yarışa kandırmak için uğraşıyordu, Türk çerileri yarıştan çekinir mi? Şimdi üçümüz atları mahmuzlar, süreriz. Şu geldiğimiz yerde, yüce beyimizin otağına varmadan önceki tüm seyedek gider, sonra gene buraya geliriz. Birinci gelen altını alır. Pars, Çinli'ye dik dik baktı. Öyleyse altını bize ver. Biz sonra yamtarla yarışırız. Kazanan altını alır, dedi. Beyiniz ikinci için de bir gümüş akça verdi. Onu da bize ver. Üçüncü için bir şey verdiyse onu kendine ayır. Yiğit, sen pek yüksek konuşuyorsun ama korkarım yarı yolda kalmayasın. Pars bu güzel, karlı havada Shen King'in de yarışa girmesini teklif edecekti. Bunun için başını ondan tarafa çevirdi. Amma da tuhaf. Chenking yanındaki iki Çinli birlikte bozkırda atını sürüp uzaklaşmıştı. Yarışı seyretmeyecek olduktan sonra ne diye akça sunuyordu. Pars'ın beyninde bir çakın çaktı. Sonra Çinli'ye dönerek, sen Yamtar'la yarış. Ben burada sizi beklerim, dedi. Yamtar, biraz ileride otlayan atına sıçradı. Çinli'ye, sen yüz adım ileriye git. Senin atın yorgun. Pars kırbacını kaldırıp indirince yarışa başlarız, dedi. Van Shan yüz adım ileriye gitti. Başını çevirerek işareti bekledi. Pars kamçısını yukarı kaldırmıştı. Birdenbire hızla indirdi. İki at fırladılar. Pars bir müddet iki atın ardından baktı. Sonra koşarak kendi atına bindi. Çinli ile Yamtar'ın gittiklerinin tam aksine olarak dört nağla sürdü. Çin Bey ile yoldaşlarının izlerini kovalıyordu. Onbaşı kar üzerinden atını alabildiğine sürerken gözleriyle ufku kolluyordu. Onun bozkırda, böyle yıldırım gibi uçmasına Çinliler sebep olmuştu. Pars, şu Çinlinin gelip yarış teklif etmesinden nedense kuş kullanmış, hele yarışın bu yana doğru değil de öte yana oluşu onu büsbütün işkillendirmişti. Pars iyice biliyordu ki ucunda bir iş olmadan Çinli para vermezdi. Hele bu yarışta Van Zinshan'ın yenileceği yüzde yüzken Çin Bey'inin bir altın gözden çıkarmasının elbette kötü bir sebebi vardı. Pars bunları düşündüğü için yarışa girmemiş, Çinlilerin ardına düşmüştü. O dolu dizgin koşarken yalnız Çinlilerin arkasından gitmeyi düşünmüyordu. Onca en büyük iş Çinlilerin ardından gitmek değil, Çinlilerin gittiği yere yetişmekti. Onbaşı, uzaktan atlıları görünce atını kamçıladı. Yıldırım gibi inerek Çinlilerin yanına geldi. Üç Çinli kır bir ata binmiş olan Almıla'nın karşısında duruyorlardı. Güzel Almıla her zamanki durgun ve aldırış etmeyen haliyle onlara bakıyordu. Pars'ın yetiştiğini görünce gülümsedi. Onbaşı, atını Shanking'in tam karşısına getirerek durdu. Susarak bakıştılar. Sonra Pars, Almıla'ya sordu, sana bir şey dediler mi? Çin Bey'in nereye gittiğimi sordu. Nesine gerekmiş? Bilmem. Pars, Çinli'ye dik dik baktı. Sonra onun yüzüne tükürür gibi şöyle söyledi, Çinlisin ama kurnaz değilsin. Chen King gülüyor, bu Türk'le alay etmek istiyordu. Yüksekten bakarak onbaşıya sordu, nereden bildin? Yarışı öne sürüp bizi buradan uzaklaştırmak istedin ama olmadı. Sen bu aklınla yüce bir tarkan olsan gerekti. Senin gibi bir bey olmaktansa olmamak yek. Chen King alay edeyim derken hakarete uğrayınca kızardı. Bir an düşünür gibi durakladıktan sonra bağırdı, ileri gitme. Sonra kan olur. Fena mı? Kanının rengini görürüz. Karşında üç kişi olduğunu unutma. Buradan sağ dönmezsin. Üç kişi mi? Çok alsınız be. Chen King öfke ile kılıcını çekti. Onu görünce iki Çin subayı da öyle yaptılar. Fakat onbaşı par soralı değildi. Çin Bey'ine şöyle dedi, benim yerime üçünüzle Almula dövüşse olmaz mı? Büyük bir soğukkanlılık ve ciddiyetle sorulan bu soru Shen King'i çileden çıkardı. Haykırarak on başının üzerine saldırdı. Pars atına çevik bir kıpırdanış yaptırarak onun bu saldırışını boşa çıkarırken kılıcını da çekti. Dört atlı birbirine karıştı. Dövüş başlamıştı. Pars hiç telaş etmiyor, usta bir çeri olduğunu gösteren hareketlerle kılıç kullanıyordu. Çinliler bağırışıyorlar, saldırıyorlar, Pars'ı kuşatıyorlar, kılıç savuruyorlar, fakat değdiremiyorlardı. O yalnız savrulan kılıçları çeliyor, durmadan at döndürüyordu. Almıla, atı üzerinden gülümseyerek bu dövüşü seyrediyor, bu savaştan hoşlandığı anlaşılıyordu. Bir aralık, dövüşçüler kendisine yaklaşınca seslendi, Pars, üçünü de tepeleyemezsen gözümden düşersin. Pars, kılıç şakırtıları arasında cevap verdi. Merak etme, yoruldular. Biraz sonra Çinlilerden biri haykırarak atından düştü. Yarası büyük değildi. Çinli olduğu için korkmuştu. Onbaşı Pars'ın da yüzünde ince yaralar vardı ama aldırmıyordu. O, kendisinden çok atını korumaya çalışıyordu. Almıla yeniden seslendi, Pars, iyi deviremedin. Fakat Almıla'nın gözleri düşen Çinli'ye ilişince sözünü kesti. Çünkü yaralı Çinli ayağa kalkmış, yayını geriyordu fırlatacağı ok Pars'ı vurmasa bile atını yaralayacak, Pars iki atlıya karşı yaya dövüşmeye mecbur kalacaktı. Almıla bunu görünce kendisinden 30 adım uzakta bulunan Çinli'ye dört nalı atını sürdü. Çinli kendisine yapılan bu saldırışı görünce hemen yarım bir dönüş yaptı ve okunu Almıla'ya fırlattı. Atın göğsüne saplanan ok onu yere devirirken Almıla da atın üzerinden karların üstüne fırladı. Bu fırlayış sert olmuş fakat yumuşak kar onu korumuştu. Çinli'nin hemen yanı başında yere düşen Almıla büyük bir çeviklikle sıçrayarak ayağa kalktı ve Çinli'ye saldırdı. Beri de üç kişi at üzerinde çarpışırken bu ikisi de yerde boğuşmaya başladı. Zaten sol koluna kılıç yemiş olan Çinli'yi Almıla ilk saldırışta yatırarak altına aldı ve iki eliyle boğazına yapıştı. Beri ki elleriyle Almıla'nın bileklerine sarılarak kendini boğulmaktan kurtarmaya çabaladı. Beceremeyince son bir gayretle belindeki bıçağı el atarak Almıla'nın yüzüne doğru savurdu. Güzel Almıla'nın yanağı baştan başa çizilmiş, kanlar akmaya başlamıştı. Genç kız, yaralanınca Çinli'yi bırakıp ayağa kalktı. Çinli de hemen fırladı. Almıla bıçağını çekmişti. Birbirlerinin çevresinde bir döndüler. Sonra Almıla'nın atılmasıyla gene göğüs göğse geldiler. Çevik bir çelme ile Çinli'yi gene yere çalan Almula sol eliyle onun bıçak tutan sağ elini yakalarken diziyle de öteki koluna bastı. Sonra hızla kaldırdığı bıçağını sapına kadar boğazına sapladı. Elif de belenip geberirken ayağa kalkan Almula karşıdan bir atlının dört nağla kendilerine doğru geldiğini gördü. Onbaşı Pars hala iki Çinli ile uğraşıyordu. Karşıdan yıldırım gibi gelen atlı dövüşçülerin yanına gelince durup bağırdı, bu da ne demek? kılıç indir. Almıla yüzünden, Pars da sesinden bunun Kürşat olduğunu tanıdılar. Hemen kılıç indiren Pars, Kürşat'a dönmek istedi. Fakat bunu fırsat bilen Shanking kılıcını indirmiş olan Pars'a bir kılıç savurarak onu kolundan yaraladı. Pars can acısıyla atının yelesine kapandı ve inledi. Çin Bey'in bu kancıklığını gören Kürşat ona doğru at sürdü, sen benim kılıç indir, diye buyruk verdiğimi işitmedin mi? diye sordu. Sonra onun cevap vermesini beklemeden kamçısıyla Shanking'in yüzüne öyle bir vuruş vurdu ki Çin Bey'i gık diyemeden attan düşerek karların üzerine serildi, kaldı. Öteki Çin subayı bunu görünce hemen atından yere atladı. Diz çökerek Kürşat'ı selamladı. Kürşat, çevresine bakındı. Yüzünden kanlar aktığı halde kendisine bakan Almılay'ı yaralı kolunu tutarak toplanmaya çalışan Pars'ı, yerde ölü yatan Çinli'yi gözden geçirdi. Dört nağla at sürerken bu Çinli'yi şu güzel kızın öldürdüğünü görmüştü. Sordu, kız, sen kimsin? Binbaşı Işbara Alp kızı almalayım. Neden vuruştunuz? Almıla olan biteni anlattı. Işbara Alp'ın kızı olduğun belli. Nasıl dövüştüğünü gördüm. Çelik yürekli, bahadır kızmışsın. Seni beğendim. Sonra Pars'a dönerek sordu. Sen kimsin? Kan içinde olan Pars atından atladı. Diz yere vurup Kürşat'ı selamlayarak, ışbara Alpon başılarından parsım, diye cevap verdi. İlk saldıran kim oldu? Onlar. Kürşat'tan yediği kırbaç ile bayılıp düşen Şenking yavaş yavaş kendisine geliyordu. Kürşat, tiksinti dolu bakışlarla ona bakarak şöyle dedi, bu senin kulağına küpe olsun. Burada sığıntı olduğunu unutma. Bir daha edepsizlik etmeye kalkarsan senin kötü canını kızıltamuya gönderirim. Sonra Pars'la Almıla'ya döndü. Almıla, atını öldüren Çinli'nin atı senindir. Ötekilerin atları da on başınındır. Ben yetişmeseydim Pars ikisini de haklayacaktı. Atları vermekle borçlarının hepsini bile ödeyemiyorlar. Haydi gidin. Almıla ile Pars, Kürşat'ı selamlayarak atları alıp yola koyuldular. Çenking arkadaşının yardımı ile ayağa kalkmıştı. Kürşat ona sordu, Çin beyleri teke tek vuruşmasını bilir mi? bileğine güveniyorsan seninle kılıçlarımızı bir deneyelim. Çinli ses etmedi, Kürşat sesini daha sertleştirdi ben de yaya olacağım. İsterseniz ikiniz birden vuruşun, yüreğiniz katı mı, hoşunuza giderse kalkanımı da bırakıp yalın kılıç vuruşayım, tulgamı da atayım. Çinlilerden boşuna karşılık bekleyen Kürşat onların bu susuşu karşısında yüzünü buruşturdu, siz alçak, yüreksiz kişilersiniz. Ancak birkaçınız bir araya gelince bir kadının ardından gidebilirsiniz, dedi. Sonra atını dolu dizgin sürerek uzaklaştı. Vanzin Şam ile yaptığı yarışı kazanıp altını alan Yamtar'ın ilk işi Pars'ı aramak oldu. Onun yaralı olarak çadırında yattığını öğrenince bir şey anlamayarak oraya seyirtti. Kapıdan içeri girince Pars'ın yattığını, çevresinde Almula ile Sançar, Sülemiş, Arıkbuka, Gökbörü ve üç oğulun toplanmış olduğunu gördü. Pars'ın benzi sararmıştı. Aksakallı bir utacı bir onun yaralı kolunu dağılıyordu. Yamtar, ne oldun Pars? diye bağırdı. Pars yorgun bir sesle. Çok kanım aktı da yoruldum, diye cevap verdi. Yamtar, çevresine bakındı. Almıla'nın yüzündeki yarayı görünce gözlerini açtı, birbirinizle kılıç oyunu mu yaptınız? diye sordu. Onbaşı üç oğul, olanları kısaca Yamatar'a anlattı. Utacı işini bitirmişti. Bu sırada dışarıda bir gürültü, bir şakırtı işitildi. Onbaşılar yere diz vurdular. Utacı elini bağrına basarak baş indirdi. Işbara Alp, yatağından doğrulmaya çalışan parsa eliyle yatmasını işaret ederek Utacı'ya sordu, nasıl? Yarası derin mi? Uzun yoldan geldiği için çok kanı akmış. Bu yara kapanır. Çok kımız içerse gövdesi güçlenir, ölmez. Onbaşılar birbirlerine bakıştılar binbaşı, Almıla'ya dönerek, git ne kadar kımız varsa hepsini getir, dedi. Almıla çıkarken, Işbara Alp, Yamtar'a baktı, Yamtar, çalığı bul, gün batmadan önce beni görsün, diye buyruk verdi. Sonra Pars'a dönerek bir diyeceği olup olmadığını sordu. Pars, bir diyeceğim yok, kızınla övün, biçinliği öldürdü, beni de buraya sırtında taşıdı, bayılmışım, diye cevap verdi. Işbar'a Alp gittikten sonra Almıl'a geldi. Elinde küçük bir çamçak vardı. Pars'ın yanına koydu, bütün kımızımız bu, dedi. O zaman onbaşılar hep birden çıktılar, Yamtar yarışta kazandığı altınını çıkararak Sançar'a verdi, bununla bulabildiğin kadar kımız al. Ben çalığı bulmaya gidiyorum, dedi. Onbaşılar birbirlerine, evlerinde kımız olup olmadığını sordular. Hiçbirinde kalmamıştı. Ayakta kısa bir konuşma oldu yedi koyunla iki at ortaya kondu. Sançar bunları her on başının obasından toplayarak Çinlilere satacak, üstüne altını da katarak hepsiyle kımız alıp parsa getirecekti. Akşam, onbaşı Sançar, başında hala Almıla'nın beklediği baygın Pars'ın çadırına, yedi büyük çamçak dolusu kımızla girerken Yamtar'da Işbara Alp'ın karşısına çıkıyor ve diz vurduktan sonra, çalık ortalardan kaybolmuş karısı birkaç gündür çalığın gözükmediğini, nereye gittiğini de bilmediğini söyledi, diyordu. Çaşıt. Sançar, kara kış ortalığı dondurduğu halde talimlerinden geri kalmıyordu. Kendi buyruğundaki erleri şimdi de dört günlük savaş talimine çıkarmıştı. İlk günü dört nağla hep yol gitmişler, geceleyin de fırtına altında yürümüşlerdi. Üç tane yedek atları vardı, bu yürüyüşte av bulacaklarını bildikleri için bu atları almışlar, avladıklarını atlara yüklemişlerdi. Onbaşı Sançar'ın adını ötüken de herkes bilirdi. Yaman savaşçı ve iyi çeriydi. Bu, dört günlük savaş talimlerinde ötükenden o kadar uzaklaşmışlardı ki neredeyse, biraz daha gitseler Çin'e akın edebilirlerdi. Dördüncü gün, talimler bitmiş, yedek atlar amla dolmuş olarak ötükene dönüyorlardı, yorgundular. Bereket versin fırtına ve kar dinmişti. Gözün alabildiğine uzanan bu geniş alanda atla gitmek pek güzel oluyordu. Sançar ve çerileri yorgunluk çıkarıyor gibiydiler. Birdenbire ellerden biri, ileride bir at gidiyor, dedi. İleride bir at ağır ağır ötükene doğru gidiyordu. Sançar hemen sağa, sola, öne, arda bakarak erleri, atları saydı. Eksik yoktu. Gene gözlerini ileriki ata diken Sançar bir ara baktıktan sonra, atın üzerinde bir de atlı var. Ardımdan tez gelin, diyerek atını mahmuzladı. Hepsi birden dolu dizgin fırladılar. Sançar'ın keskin gözleri yanılmamıştı. Atın yanına vardıkları zaman bunun üzerinde yaralı bir atlının bulunduğu, atın üstünde durabildiğini gördüler. At, sahibini düşürmemek için pek yavaş, sarsıntısız gidiyordu. Sançar yaralıya sordu, kimsin? Burada ne arıyorsun? Cevap yoktu. O zaman atlılardan bir yere atladı. Yaralıya yaklaşarak eğilip yüzüne baktı ve Sançar'a dönerek, ışbara Alp'ın uşağı çalık, dedi. Eller birbirlerine bakıştılar. Sançar'ın buyruğu ile yere indirilen çalık konuşamıyordu. Ara sıra gözlerini açıyor, sonra gene kapıyordu. Galiba ölecekti. Sançar buyurdu, çabuk, yaralarını tımar edin. Çalığın göğsünde bir ok yarası vardı ötesinde berisinde de birkaç kılıç yarası bulunuyordu. Ok yarası büyüktü, çalığı bitiren oydu. Yaralar dağlanır ve çalığa zorla kımız içirilirken Sançar iki atın arasına gerdirdiği keçe ile çalık için bir yatak hazırlatmıştı. Çalık onun üzerine yatırıldı, yola çıkıldı. Sançar beynini çatlatacak kadar düşünüyordu, çalık neden yaralanmıştı. Buralarda işin neydi? Sançar bu bilmeceyi çözmeden Ötüken'e vardılar. Çalığı çadırına yatırdıktan sonra onbaşı Sançar, binbaşı Işbara Alp'a giderek olup biteni anlattı. Işbara Alp geldiği zaman Çalık gözlerini açmıştı. Binbaşı, "Çalık, nereye gitmiştin?" diye sorunca Çalık gözleriyle işaret ederek güneyi gösterdi. Sonra bayıldı. Utacılar Çalığı kurtarmak için em veriyorlar, yaralarına türlü merhemler sürüyorlar, dualar okuyorlardı. Fakat yaralı bir türlü kendine gelemiyor, hatta kötüleşiyordu. Ötüken'e geldiğinin dördüncü günü çalık biraz iyileşir gibi oldu. Onu her gün yoklayan Işbara Alp, çalığı iyice görünce niçin ortadan kaybolmuş olduğunu yine sordu. Çalık pek güçlükle yalnızca, çaşıt, diyebildi ve sustu. Binbaşı kaşlarını çatmıştı. Bu çaşıt kimdi? Çalık her söz edişinde bayılacak gibi yorulmasa çok sorgu soracaktı. Fakat çalık o kadar güçsüz düşmüştü ki ancak soluk alabiliyordu. Buna rağmen Işbara Alp bu önemli işi anlamadan da bırakamazdı. Sordu, bu çaşıt nerede? Geberdi. Sen mi geberttin? Evet. Seni o mu yaraladı? Çalığın gücü kesilmişti. Gözleriyle evet işareti verip sustu. O kadar bitkindi ki artık sorgulara karşılık veremiyordu. Binbaşı ile çalık bunları konuşurken onbaşı sançarda çalığın çadırındaydı birdenbire irkildi. Çalığa sordu, sakın şu seni görünce kaçan Çinli herif olmasın, diye bağırarak sordu. Çalık gülümsedi, gözleriyle evet işareti verdi. O zaman Sançar, alışveriş evindeki kılıksız Çinli'yi ve Çinli'nin çalığı görünce nasıl kaçtığını Işbara Alp'a anlattı. Binbaşı başını eğerek düşündükten sonra Sançar'a sordu. O Çinli'nin çaşıt olduğunu nasıl anladın? Sançar aynı sorguyu çalığa sorunca at uşağı son bir gayrette bulundu. Kesik kesik, Çin'de tutsakken onu görmüştüm. Çin subayıydı, bir de bitik yakaladım, atımın eğri altında, torbanın içinde, diyebildi ve yeniden bayıldı. Işbara Alp Sançar'a baktı, onbaşı anlamıştı. Atına karısı binip ava gitmiştir. Şimdi bulurum, dedi ve fırlayarak atına atlayıp dört nağla sürdü. Gün batımına pek az kala Sançar ter içinde Işbara Alp'ın çadırına girdi. Selam verdikten sonra binbaşıya bir kağıt uzatarak, çalığın atının eğri altında bunu buldum, dedi. Işbara Alp kıvrılmış kağıdı açarak baktı. Yüzünü buruşturarak, bu Çince yazılmış. Zaten ötüken de böyle kağıdın işi ne, dedi. Sonra Sançar'a dönerek şunları söyledi, sen git, bunu yarın okuruz, kimseye bir söz etme, buyruk senindir. Sançar çıkarak kendi çadırına yöneldi. Işbara Alp ve Sançar, ağızlarını sıkı tuttukları halde, çaşıt, haberi Ötüken'de yayılmıştı. Ötükenliler bunu kimseden işitmedikleri halde kendi duygularıyla sezip bulmuşlardı. Türlü türlü söylentiler dolaşıyordu, çalık bir çaşıt yakalamış. Çalığı çaşıtlar vurmuş. Çalık baygın yattığı için çaşıtın adını söyleyemiyormuş. Ötüken'deki Çinliler büsbütün pısırıklaşmışlardı. Nedense bu işten pek ürküyorlardı. Chen King bile yüzündeki kamçı yarasının acısını unutup bu işin üstünde düşmüştü. Geceleyin Wanzin Şanı ve öteki Çinli subayı çadırına çekmiş onlarla konuşuyordu. Şöyle diyordu: "Çinden bir çaşıtın gelmesi bizim için iyidir. Çünkü Kaan'ı kışkırtmak için bir sebep olacaktır." Çin'de şimdiki aileyi yıkıp bizim ailemizi Kaan yaparsa bir daha böyle çaşıt görmeyeceğini ona anlatmalı. Wang Shan bu fikre itiraz etti. Hayır beyimiz, Kaan çaşıtı duyarsa bizim için de kötü olur. Çünkü onca Çin'deki şu ve bu aileden önce Çin'den gelen çaşıt önemlidir. Bu çaşıt haberi doğru ise Kaan artı bize de iyi gözle bakmaz. Neden bakmasın, sen de amma tuhaf düşünüyorsun. Şu Işbara Alpın at uşağı bir kendine gelse de çaşıtın adını söylese. Işbara Alpın at uşağı biliyor muymuş? Orasını iyi bilmiyorum. Yalnız bu at uşağının iyi Çince bildiğini, çok açık göz olduğunu duydum. Herhalde bir şeyler öğrenmiştir. Çaşıtın Çin Kağan'ından geldiği açıkça ortaya çıksa Kara Kağan'dan Çin'e akın için izin isteyeceğim. Elbette bana 40 bin, 50 bin atlı verir. Hayır beyimiz, Kara Kağan size çeri vermez. Neden? Akında yağma olunacak malları yalnız Türklere vermek ister de ondan. Ben malı ne yapayım? Ben aldığım malı yine Kağan'a veririm. Bana Çin Kağanlığı gerek. Öyle ama yine vermez. Ulan sen de bu gece amma dikine gidiyorsun. Yıkıl şuradan. Çenking öyle öfkelenmişti ki hemen kılıcına davranmıştı. Bereket versin, Vanzin şan çabucak yerinden kalkmış, kapıdan dışarı kendine atmıştı. Yoksa öteki muhakkak bir şey yapardı. Chen King öteki için subayına döndü. Bu humble herife de ne oldu be? Amma küstahlaşmış. Karşımda olduğunu unuttu. Evet beyimiz, onun halinde iki üç gündür bir değişiklik var. Gece yarısına doğru ötüken de Yaman bir fırtına çıktı. Rüzgar korkunç çığlıklarla uğulduyor, kar deli gibi yağıyordu. Ormandaki kurtların hep birden uluması işin korkunçluğunu arttırıyordu. Soğuk da artmıştı. Bora, tipi, fırtına, kar soğuk ötükeni yıllardır görülmemiş bir biçimde kasıp kavuruyordu. Çalık yatağında iniyor, karısı bütün günün yorgunluğu içinde uyuyor, sonra fırtınadan uyanıyor, fakat davranamayarak gene dalıyordu kaçıncı uyanıp dalışıydı, bunu pek bilmiyordu. Bir aralık uyanışlarının birinde çalığın gölgesini ayakta gördü. Kadın yeniden gözlerini kapayacaktı. Fakat o anda çalığın ne kadar sayrı olduğunu hatırladı. Gözlerini açtı. Çalık kapıya doğru yavaş adımlarla ilerliyordu. Karısı bu gizli gidişin sebebini anlayamadı. Çalık kapıdan çıkarsa gene günlerce gelmeyecek ve belki başına daha büyük işler gelecek sandı. Birden seslendi, çalık. Çalık bu sesi duyunca kapının önünde dimdik durdu. Kımıldamadı ve ses etmedi. Fakat karısı artık iyice uyanmıştı. Yeniden bağırdı, "Çalık, nereye gidiyorsun?" Bu sefer Çalık yavaşça cevap verdi. "Şimdi gelirim." diyerek kapıyı açıp fırladı. Bu konuşmadan Çalığın anası da uyanmıştı. Gelinine sordu, "Gelin, Çalık gitti mi?" "Gitti." Ayakta duramıyordu. Nasıl yürüyecek? Dışarısını tipi savuruyor. Kadın bu sözlere cevap vermedi. Sonra telaşla kaynanasına bağırdı, çabuk. Çabuk çıra yak. Çalığın anası yaşından umulmayacak bir hızla fırladı. Çabucak çırayı yaktı. Çadır aydınlanmıştı. Yaşlı kadın çırayı çalığın yattığı yere tutunca dona kaldılar. Gitti sandıkları çalık yatağındaydı. Fakat göğsüne sapına kadar bir bıçak saplanmış ve çalık ölmüştü. Işbara Alp, Sançar'a buyurdu. Onbaşı Sançar. Çince iyi okuyan iki Çinli bulup tez bana getir. Buyruk senindir. Işbara alp öfkeliydi. At uşağı çalığın öldürülmesi onu pek kızdırmıştı. Demek ki çalığın öldürdüğü Çin çaşıtı yalnız değildi ve arkadaşı öce almıştı. Sançar iki Çinliyi bulup getirinceye kadar binbaşı, çadırda bir aşağı, bir yukarı dolaştı. On başının getirdiği iki Çinli'den biri durmadan sırıtan yaşlı ve kambur bir herifti. Öteki orta yaşlı ve düzgün kılıklıydı. Işbara Alp Çinlileri süzerek, Çinceyi iyi okur musunuz? diye sordu. Kambur, geveze bir adamdı. Söze başladı. Elbette okurum beyimiz. Çin'de olsaydım şimdiye kadar. Binbaşı onun sözünü kesti. Sana bunları sormadım. İyi okur musun dedim. Okurum beyimiz. Ya sen? Okurum. Şimdi size Çince bir mektup okutacağım. Eğer biriniz yanlış okursa kendini yok bilsin. Sonra orta yaşlı Çinli'yi göstererek Sançar'a buyruk verdi, sen bunu al, dışarıda beni bekle. Sançar, Çinli'yi alarak çıktı. Işbara Alp Biti'yi, mektubu Kambur Çinli'ye uzattı, şunu oku bakalım. Sonra Türkçe'ye çevir. Doğru çevirmezsen ne olacağını biliyorsun. Çinli uzatılan mektubu ilk önce kendi kendine bir okudu. Fakat okuyunca benzi sarardı. Elleri titremeye başladı. Ne yazıyor? Beyimiz. Kötü şeyler. Çok yaman. Sen yaşlılığına, yamanlığına karışma. Ne yazıyor? Çinli biraz yutkundu. Kendini toparlamaya çalıştı. Sonra Türkçe'ye çevirmeye başladı, Yüce Çin Kağan'ına. Sadık kullarınızdan Meitu Çin buraya gelerek buyruklarınızı bildirdi. Buyruklarınız yapılacaktır. Türk ülkesinde şimdi biraz açlık vardır. Bu yüzden ilkbaharda Çin'e akın edeceklerdir. Çenking ve İçin katun hala Türk kağanını kandırmaya uğraşıyorlar. Kendi ailelerinin gene Çine kağan olabileceğini umuyorlar. Burada Kürşat, Çinlilere çok düşmanlık gösteriyor. Amcaları Kara Kağan Iching ile evlendi diye Kürşat ve Tuluhan kağana düşmandırlar. Fakat bunu belli etmiyorlar. Bu fırsattan yararlanarak aralarına yağılık sokmak, Türkleri ikiye bölmek sonra hepsini ezmek kabildir. Chen King artık eski hareketini kaybetmiştir. Güzel bir Türk kızına vurulmuştur. Şimdi hep onun ardındadır. Bu yüzden bir Türk onbaşısı ile dövüşmüş, Kürşat'tan dayak yemiştir. Bu bitiyi ben sadık köleniz Van Zinshan size Mei Tu Ching ile gönderiyorum. Işbara Alp'ın yüzü pek sertleşmişti. İkinci Çinli'yi çağırarak bir de ona okuttu. İki Çinli'nin sözleri birbirine uyunca çadırından çıktı. Kendisi gelinceye kadar iki Çinli'yi bir yere bırakmamasını Sançar'a söyledikten sonra atına atladı. Binbaşı Alp, diz yere vurarak Kürşat'ı selamladığı zaman o, kendisine yeni verilmiş katı bir yayın denemelerini yapıyordu. Binbaşı'nın yüzüne baktıktan sonra, Işbara Alp, sanırım kötü bir haber getirdin, dedi. İyi bildin Şat. Ötükenin içine kadar çaşıt girmiş de haberimiz yok. Bu çaşıt Çinli, değil mi? Evet. Böyle olacağı belliydi. Kim imiş? Tuttunuz mu? Işbara Alp, çalığın ortadan yok olmasından başlayarak öldürmesine ve mektubun tercümesine kadar olan bütün işleri Kürşat'a anlattı. Bilti'yi de kendisine verdi. Kürşat biraz düşündü. Sonra Işbara Alp'a şöyle dedi. Biz işi bildiğimiz gibi bitireceğiz. Ondan sonra Kağan'a bildireceğiz. Sonra, kapıda nöbet bekleyen eri çağırarak Yasavulbaşı'nın hemen bulunmasını buyurdu. Yasavulbaşı Bağ Tarkan çabuk geldi. Üçü birden atlanıp yola koyuldular. Kür işi Bağ söylediği zaman koca Yasavulbaşı dişlerini gıcırdattı, bu yabancıların günün birinde ötükeni satacaklar da haberimiz olmayacak, diye mırıldandı. Üç atlı Van Zinshan'ın çadırına uğrayıp onun Shen King'in yanında olduğunu öğrendikleri zaman gülümsediler. Oraya varmaları uzun sürmedi. Kür arkadan Işbara Alp ve Bağat Arkan çatık yüzlerle Shen King'in çadırına girerek şaşkınlık ve telaşla ayağa kalktılar. Shen King, Kür Şat'tan, Van Zinshan da Işbara Alp'tan fena halde ürkmüşlerdi. Öteki Çin subayı ise kendilerinin de üç kişi olduğunu düşünerek bu üç Türk'ün kendileriyle dövüşmeye geldiğini sanmış, yüreği çarpmıştı. Türklerin ufak bir şeye kızdıkları zaman dövüşmeye geldiklerini biliyordu. Kürşat, B.T. Shanking'e fırlatarak. Şunu oku, dedi. Çin Bey'i bir şey anlamadan mektubu yerden aldı. Açtı Van Zinshan mektuba göz atıp tanıyınca büsbütün sarardı hatta biraz sendeledi. Chen King ise mektubu okuyup bitince şaşkınlıkla elinden düşürdü. Sonra Van Zinshan'a, alçak, diye haykırarak kılıcına davrandı. Kül bir adım attı, hemen pusata el atma. Bizim onunla daha konuşacaklarımız var, dedi. Sonra Van Zinshan'a döndü, çaşıt başı. Foyan meydana çıktı. Şimdi bize doğru söyle. Işbara Alp'ın at uşağını sen öldürdün değil mi? Bizi boşuna yorma sen öldürmedinse bir arkadaşın var, o öldürdü demektir. Ya Savulbaşı seni kırbaçla söyletmeden önce kendin doğruyu söyle. Van Zinshan, Kürşat'ın şakaya gelmez yiğit olduğunu biliyordu. Korku ve ter içinde, ben öldürdüm, diyebildi. Bu kancıklığı neye yaptın? O yatakta yaralı yatıyordu. Beni ele vermesin diye. Senin çaşıt olduğunu biliyor muydu? Hayır, fakat Meitu Çing'i tanımış sonra onu öldürüp döndüğünü öğrendim. Belki Mei Tuching'den benim adımı duymuştur diye işkillendim. Gebermeye hak kazandın çaşıt başı, fakat biz sizin gibi alçak değiliz. Sana kendini korumak hakkını veriyoruz. Çabuk ol, kılıcını çek. Kürşat'ın son sözleri büyük bir sertlikte söylenmişti. Kürşat kılıcını çekmişti. Çinli'nin tereddüdünü görünce bağırdı, sana kılıcını çek diyorum. Kişi gibi ölmesini bil. Wang Zinshan bir an ümitlendi. Hatta kötü kötü gülümsedi. Sonra kılıcını çekti. Chen King'in büyük otağının içinde bir kılıç dövüşü başladı. Çinli canını kurtarmak için canla başla çarpışıyor, hatta bazan hücuma bile geçiyordu. Fakat dövüş uzun sürmedi. Koluna yaman bir dürtüş yiyen Wang Zinshan kılıcını düşürürken yıldırım hızıyla inen Kürşat'ın kılıcı çaşıt Çinli'nin başını gövdesinden ayırıverdi. Işbara Alp'la Tarkan aldırış etmeyen gözlerle bakarken Çinlileri yaman bir heyecan sarmıştı. Kürşat kılıcını kınına soktuktan sonra Bağ Tarkan'a buyruk verdi, Yasabulbaşı. Bu herifin malı, akçası, davarı, nesi varsa hepsini alıp çalığın evine götür, karısına, çocuklarına ver. Buyruk senindir Şat. Sana gelince Çin Bey'i, bu sana ders olsun bizim işlerimize karışmaktan vazgeçmezsen günün birinde işin neye varacağını unutma. Yoldaşlarını da özü doğru er kişilerden seç. Budun kızgın. Işbara Alp, Şahat'tan ayrılınca alışveriş evine uğradı. Bugün burası çok kalabalıktı. Fakat bu kalabalık alışveriş yapmıyor, Çuçu'nun kopuzunu dinliyordu. Çuçu hem çalıyor, hem okuyordu. Çok kötü zaman oldu. Acun ne yaman oldu. İş başarmak dilerken. İşimiz duman oldu. 20 değilken yaşı. Işbara Alp yoldaşı. Çinli yüzünden gitti. Karabudak onbaşı. Aybızın eli midir? Beyler hep deli midir? Burası ötüken mi? Yoksa Çin eli midir? İçin katun kardeşi. Çinli köpekler başı. Kılıcıyla vuruldu. Kahraman parsa başı. Çinli karın ağrısı. Kişilerin yarısı. Bizden artık ötüyor. Çinlilerin borusu. Budur gönül yarı, öldürdüler çalığı, hepimizi aldattı. Çinlinin en alığı. Dinleyiciler coşmuşlardı, hep birden oynuyorlar, bağırıyorlardı. Oynarken kılıç çekip çarpıştıranlar da vardı, sıçrayıp çökerek ve hep birden adım atarak coşuyorlar, adeta kaynıyorlardı. Arada sörüp saymalarda işitiliyordu. Işbara Alp bu oyunu biraz seyrettikten sonra çıktı ve yalnız kalıp düşünmek için ormana doğru at sürdü.